Kayseri Valiliği tarafından alınan karar ile 65 yaş üstü vatandaşlar saat 10 ile 17 saatler arasında ulaşım araçlarına binebilecekler. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında acil ihtiyaçları olanlar tabii ki binmeli. Alınmamazlık gibi bir durum olmamalı ama yine aynı şekilde kalabalık olacak. O yüzden de o saate binip binmemelerinin bir fark olacağını zannetmiyorum. Zaten bu partiküller havada uçtuğu için hepimiz de pozitifiz benim kanaatime göre. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye dikkat etsinler, tedbirlerini alsınlar, hijyene dikkat etsinler, yeterli. Ben doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Zaten 65 yaş üstü vatandaşlarımızın çoğunda kronik rahatsızlık var. Pandemi sürecinde kendi sağlıkları ve halk sağlığını korumak açısından yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Aslında doğru bir karar. Risk grubundalar. Muhtemelen de büyük bir çoğunluğu da emekli. Evde kal, hayatta kal. Yani ben mesela İldem'de oturuyorum. Ama görseniz yani gençlerden çok, çalışanlardan çok yaşlılar var. O yüzden 65 yaş üstü şu an bence çok dışarıdalar. Çok iyi olur yani bence. Çok doğru olmuş. Çok da iyi bir karar yani. Yani şimdi şöyle bakıyorsun, 65 yaş üstü insanlar bir de ücretsiz bir şekilde biniyor bildiğin gibi. Ben çalışıyorum. Normalde de öğrenciyim. Ama çalışırken iş saati 65 yaş üstü kişiler tarafından otobüs doluyor. Dolduğu için şoförler almıyor. Evime gidemiyorum. Bence evde oturmaları daha uygun şimdilik bu süre içerisinde. Tedbirlerimizi güzel alırsak hastalıkları önlemiş oluruk. Sonunda da daha güzel, daha mutlu günlere kavuşuruz. Benim görüşüm böyle yani. Bence katılıyorum yani. Şey olarak hani sağlık açısından aslında biraz daha az olsa daha iyi olur bence. Yani sağlık gittikçe artmaya başlıyor vakalarımız. Yani olmasını istemeyiz yani böyle bir hastalığın yani kimseye zarar gelmesin yani. Çünkü ülkenin kendisini düşünmesi gerek. Yani hasta olan kişi başkasına da saygı duyması gerek. Vallahi bu konu hakkında ben gerekli ve yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Yani birçok ilde zaten Sivas ilk başta olmak üzere 60 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasını kısıtladı. Yani bence yerinde bir karar olmuş. İlgililere de teşekkür ediyoruz. Vallahi devlet söylediyse yani bilir kişiler söylemiştir. Doğru. Ben gerçi 65 yaş 62 yaşındayım da. Yani doğru bir çözüm. Sizce neden böyle bir karar alınmış olabilir? Vatandaşın sağlığı için. Bizler için, hepsi bizler için yani. Devlet ne söylüyorsa insanlar yani halkı için söylüyor, insanlar için söylüyor. Mesela gençlere diyor ki maske takın. Adam aldırmıyor ki. Onun için uymaz yani uysak bak 1200-1300 lira çıktı. Ona uysak belki de bu kadar çıkmazdı. Ölürler desen ona keza. Çok uygun, çok uygun. Zaten onlar hastalığı yayan yani ortalığa. Bence onlar. Neden uygun peki sizce? Hastalık bütün onlardan geliyor zaten. Yani bir yaşlarının el vermediğinden. Yani evlerinde kalmalarını tercih ederim yani. Vallahi aslında hiçbir mesele daha iyi olur. Kendi sağlıkları için. Ya bu bir süreç. Hastalık var. Sağlığımız önemli. Hepimizin sağlığı önemli. İhtiyarlar da bizim, gençler de bizim, çocuklar da bizim. O yüzden sağlık için herkes maskesini taksın, tedbirini evinde alsın. İşi olmayan, dışarıda iş olmayan vatandaşlarımız çıkmasın. Tabii adamına sordum. Bu zaten emniyet görevlisi. Peki sizce? Bence doğru. Ben 65 olmadığım için doğru. Neden doğru peki sizce? İyi olur yani insanların sağlığı için. 65 olmayan değişen bir şey yok. Zaten 65'ler ahlı başında adamlar. Daha aşağıdaki yaşlara dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. 65 yaşındaki adam zaten az çok akarını kokarını bilir. Anlıyor musun? Peki sizce bu karar neden geldi? Bu kararı televizyonda falan izliyorum. Sürekli bunu bütün dünyada böyle kısıtlama olmadığı halde anlamadığım bir şey. 65 üzerine aklını fazla takıyorlar. Vallahi güzel olur. Çünkü şu anda hastalıklar çoğalmış zaten. Onun için çok güzel olur. Çok güzel bir karar. Çünkü yaşlılarımıza artı yaşlılara oluşan hani korona herhangi bir hastalığın başkalarına bulaşması olmaması gereken bir şey. Artı bu böyle bir kararların alınması artık sıklaştırılması gerekiyor. Kayseri'de tam olarak bilemiyorum ama ikinci olarak söyleniyor.
Onun net olarak şey yapılmıyor. Söylenenlere göre söylüyorum. Kesinlikle birazcık daha sıklaştırılması gerekiyor. Çünkü benim de annem var, babam var. Onlara zarar gelmesini, artı onlara gelen hastalığın başkasına bulaşmasını kesinlikle istemeyiz. Yani birazcık tabii ki dikkat edilmesi gerekiyor. Sadece bunu devletin veyahut da valiliğin veyahut da belediye başkanının değil, biraz da insanlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Bazı yönden iyi, bazı yönden kötü olur. Yani mesela bu hani virüs yönünden kötü tabii ki. 65 yaş üstü risk. O yönden iyi oldu. Ama başka alışveriş olsun, başka bir şey olsun yani o yönden de kötü. Bence doğru değil. Normal herkes gibi, normal mesai saatleri içerisinde herkes nasıl biniyorsa onların da aynı şekilde binmeleri lazım. Gayet güzel bir bir işlem olmuş. Gayet memnun kaldık. Önüne gelen otobüse binmek yerine evinde oturup belli saatlerde dışarı çıkabiliyor sadece. Çok güzel. Öyle bir şey yok yani. Yani o karara saygı duymak lazım. Neden güzel peki? 10 ile 12 arası. 10 ile 17 arası. O aralar iyice daha yoğunluk olur. Ondan kalabalık olur. 10 ile 17 arası kalabalık olur. Diğer zamanlar iyice daha sakin olduğundan çok güzel bir karar. Normalde mümkünse onların normal ehliyetlerini de ellerinden almaları lazım. Ben de 65 yaş olduysam benim de ehliyetimi alsın devlet. Yeterince zaten buna gereken müsamahayı bilet atmamakla gösterdi. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Şu an Kayseri'de tatile geldim. Şu güzeldi yani. Yaşlılara 65 yaş üzeri, onun harici 20 yaş altı düzenleme getirilmişti. İşte haftanın belli günleri 65 yaş üzeri yasak, haftanın belli günleri de 20 yaş aşağısı yasak olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Hani böyle bir de hadi bugün yasak deyip de atmak gerekmez ki bunu en başta da yaşadık. Saat 11'de şunu söylediler, yasak, sokağa çıkma yasağı var dediler. Gördünüz insanları, halkı da gördünüz. Herkes yani böyle yağmaladı. Ama bilinçli bir şekilde belli günlerde yapılmasını düşünüyorum yani. Şimdi bu vatandaşlara da şimdi serbest. Herkes dışarı çıkıyor yani 65'in hem kalmadı. Genelde gördüğünüz gibi çoğu kişi de maskene falan hep çene altında. Aslında bunlara büyük ceza yazması lazım. 900 lira değil de o çevrede bulunan kişiler kaç kişi, 10 kişi ise ona göre ceza yazmaları lazım. Vatandaşlara da söylediğimiz zaman sen ne karışıyorsun, polis misin bilmem ne. Yani uyardığımız halde tepki görüyoruz. 65 yaş üstü vatandaşların ulaşım araçlarını kullanma saatleri kısıtlandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Ya, doğrudur. Doğrudur yani kısıtlansın. Zaten 65 Türkiye'de ölü demektir. Fazla bakılmıyor. Aslında onlara da saygı duymamız gereken bir şey. Valinin aldığı kararsa buna herkes saygı duymalı yani. Aslında daha bence daha mantıklı yani olmuş. Çünkü çoğalmış yani hani diyor, duyduğumuza göre haberlerde. Hani virüs çoğalmış, daha iyi olmuş aslında. Aslında şu yasak, hani sokak kısıtlamalar falan var ya, onların da aslında ara ara gelmesi daha iyi olacak. Hani çocuklar sağlığı için, gençler falan. Yani tehlikedeyiz abi, konuşmayı beceremiyorum da. Dediği gibi iyi olmuş aslında. Dediğimiz gibi sokak kısıtlamalar da kısıtlamalar olsa daha ara ara olur. Gelse daha iyi olacak. Hani bizim için yani derken cümlemiz. He. 10 ile 17. Evet. Daha sonrası yok. Aynen öyle. Daha sonra virüs kayıp mı oluyor? Bitiyor muymuş? İlginç yani, bilmiyorum. Çok suaf kurallar çıkıyor, bilmiyorum valla. Bu kadar söyleyebileceğim. Yani virüsün belli saati var zaten. Hafta sonları var, hafta işleri yok. Bilmiyorum, değişik bir yöntem izleniyor bu şeyde, Türkiye'de. Onun için fazla yorum yapmayacağım. Bu kadar.